Bir algı yönetimi var. Herifler dağa bağlanıp da dağdakini Brüksel'de konuşturuyor, Avrupa Parlamentosu, bilmem Belçika'da, şurada, burada. Cumhurbaşkanımız bağlanacak konuşmaya, onu bağlamıyorlar, mahkeme kararıyla durduruyorlar. Bunların Avrupa birlikleri, bunların birlik içerisinde bizi kabul etmeleri işte bu kadar. O adamla onları yapıyorlar, dinliyorlar, Cumhurbaşkanı'na gelince mahkeme kararı. Bunlardan fayda gelmez. Onlardan kendilerine de fayda gelmeyeceğini göreceksiniz. İngiltere'nin ne hale geldiğini gördünüz. İngiltere bir çekilsin bakalım, Almanya ne kadar tutabilecek onları. Mültecilerde de öyle. 6 milyar euro göndereceğiz dediler. Daha 500 milyon euro da gelmedi. Yani daha o kadar bile gelmedi. Biz 3 milyona bakıyoruz, 200 bin kişiye bakamıyorlar. Yani ben geçen şeyde onu dayanamayacağım, Afyon'da yazılı verdim. Dışişleri Bakanlığı tam cevaplayacak. Sonra dediler bunu, bu kartı kullanmayın. Kullanmadı. Ya kardeşim bunlar 3 milyon gelmedi. Nereye istiyorlar? Avrupa Birliği'ni istiyorlar. E tamam. İlan ediyorlar. Avrupa'ya gidelim biz. Dolduralım şeye, trenlere, vapurlara. Açalım sınırlarını. Gitsinler bakalım. Ne yapacak Avrupa Birliği o zaman? Ne yapacak? Bize geliyor, aman diyor, sakın göndermeyin. Biz size 5 kişi geri gönderebilirsek, ikna edin. Siz 5 kişi gönderin bize. E bunlar bekliyorlar, size gelmek istiyorlar. Yardım edin, yok. Para gönderin, yok. E bize de gönder, ne münasebet kardeşim. Millet telef oluyor denizlerde. Öyle olacağına kardeşim, nereye istiyorsun? Belçika'yı doldururuz, trene göndeririz Belçika'ya. Açarız kapıları. Bakalım ne halt diyecek. Ama işte bunlar bizim insanımız, bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bize gelmiş, sığınmış. Onun için dışlarında hem mülteci konusu hem de güneyimizde tabii bir savaş içerisindeyiz. Yani bugün Türk ordusu orada devamlı hareketli, destek veriyor, ateş desteği veriyor ve yeni yığınaklar da yapıldı. Yani bizim tabii Musul dediğimiz şey yıllardır bizim olan yerler bunlar. Biz daha yeni yeni masaya oturma veya bu olayın içine girmeye yeni başladık. İnanın Avrupa Birliği de Amerika'sı da oranın bir tarafı, batı tarafını Rusya tutuyor, Suriye tarafını, Irak tarafını Amerika tutuyor ve 15 Temmuz olsaydı inan şimdiye kadar Türkiye bölünmüştü. Yani şu, siz zannetmeyin Kürtler, bu Kürtlerin hakları için PKK mücadele ediyor. Vallahi onların uşakları. 50 tane delil var, 50 tane. Silahı veren onlar, parayı veren onlar, başımıza bela eden onlar. Yani şu olaylarda sadece PKK işte geliyor bilmem şu bu, asla değil. Tamamen Türkiye'yi bölme ve bütün dertleri AK Parti ve Türkiye'nin bölünmesi. Ama bu millet 15 Temmuz'da öyle bir tokat vurdu ki vallahi halen kendilerine gelememişler. Halen gelememişler. Ne olduğunu anlamıyorlar. Anlamazlar. Bir daha denesinler bakalım ne olacak. Onun için içimizde bazen mağdur, şöyle böyle, evet olabilir. Yani ille bütün %100 herpes kesin demiyoruz. Ama bir baylok, bir bilmem ne diyorlar, egrimi. Bunlar var ve onların içeriğini çözüyorsun. Biz MYK'da dün de konuşuldu. Adam baylok olmuş diye sadece yüklememiş ki. Kimlerle konuşmuş? Hepsi temasları var. Mesela arkadaşlarımız diyorlar ki bu %100 temiz, ben biliyorum, ailesini biliyorum, bilmem ne. Doğru ama bir bakıyorsun, baylokçu birisiyle günde 5 kere konuşmuş. Şuraya gel, buraya gel, şunu al, şuradan şunu al. E şimdi onda baylok olmasa bile direkt temasta olduğu belli. Siz bilemiyorsunuz. Bunlar çıkacak. Siz gene onlarla ilgili verin bize, biz araştıralım. Yanlışlık olabilir. Ama yani bu iş bu kadar kolay değil. Ortada bir darbe var, bunlar yıllardır yapılanmışlar. Her yere sinsice girmişler. Her yere girmişler. Adam seninle beraber sokaktan çıkmıyor seçimlerde. Evinde posterleri var Cumhurbaşkanı, Başbakanı. Vallahi baylok uyuklu bilmem nesi var. Yani bu işler öyle bir sinsiler ki her şey resimle değil. Bir resim olsa hep evlerini dolatacaklar şimdi.